Evet, bugünün maçlarını konuşacağız. Ee, Sivas-Galatasaray ve Trabzonspor-Yılport-Samsun maçlarını değerlendireceğiz. Ama Fenerbahçe ile ilgili benim atladığım, sormadığım şey kaldı mı tamamlayalım. Senin var mı? Gider alakalı senin... belki olabilir. Olabilir. Ben Bartu'dan bahsettim. Evet. Bartu. <laughs> e, Mia Lincoln ile Luan Perez'in durumu hep merak ediliyor. Luan Perez zaten sakatlığı Umut Nayır'ın vardı aklına, ayrılı gündemde. Ben diye gitmesi söz konusu Umut Nayır'ın. Umut Nayır'ın yerine Serdar Dursun'un gelebileceği konuşuluyor. Evet, bir yerli santrifora evet. ihtiyacı var. Ama şunu da unutmayalım. UEFA konferans liginde devam ederken 3 oyuncuyu çıkartıp 3 oyuncuyu yazabiliyorsunuz. Bazı istisnalar var Emir Ortakaya gibi. O tür oyuncuları hani listeye yazmasanız da oluyor. Mesela geri çağırsa Kocaeli Spor'dan. Listeye yazmadan. U21 oyuncu da, olduğu için. Hı -hı. O Aynen, bir de altyapıdan yetiştiği alt için. Yetişti, evet. ee, Hüseyin abi daha iyi biliyordur ama bildiğim kadarıyla ya doğru, yanlışım doğru. yoktur diye düşünüyorum. O oyuncu ekstra ekleyebiliyorsunuz. Ama Fenerbahçe yapacağı transferlerden sadece üçünü konferans liginde kadroya yazabilecek. Ee, bunu Bu planlamayı yaparken de ne olursa olsun bir tane yerli santrifora ihtiyaç olacak. Çünkü Mert Müllür yazılmamıştı. Bazı kontenjan problemleri dengeleri Hayır, vardı. Samet de yoktu. Samet de yoktu. Mesela burada da ha, stoper yazılacak mı? Yazılacaksa yerli bir stoper yazılacak mı? Mert mesela ülkede yetişmediği için ne altyapı ne ülkeden yetişen oyuncu sayılmıyor. Şöyle bir şey olacaktır mesela. O da bir dezavantaj. Fenerbahçe yabancı stoper listeden çıkartmadan yabancı stoper ekleyecek. Hmm, evet. Şimdi bu ne anlama geliyor? Sizin başka bir bölgede mesela Belki ya bir yabancı düşecek mi? Bilmiyorum. Yabancı çıkarmanız hmm. anlamına gelebilir. Ya da Bonucci'yi mesela Avrupa listesine ekleyecek mi onu da bilmiyorum. Tabii yani orada matematik çok enteresan yani Fenerbahçe Eklene. adına zor olacak o matematik. Işte, gelirse ikisini gelir 8'in Kolay ekleyecek. değil o işte yani o Abi matematik. Işte o, çok zor matematik. için belirli sayıda şimdi e, 23 kişilik kadroda mı? ama evet çıkartacak. 23 kişilik kadroda Zai'si çıkarttın Avrupa Mezru. listesinden. Tamam. Kurun içi koydun. E, onda okay. bir sıkıntı tamam. yok. Onda sıkıntı yok. Ama şu an hangi stoperi hangi yabancıyı çıkartıp Bonucci'yi oraya ekleyeceksin? Bu, bu bir soru. Şey ne zaman dönüyor Becco? Şu an antrenmanlara bireysel olarak başladı. Şubat başında oynayacak. Tabii, Mart başında da Fenerbahçe maçı Mart ayında. Evet, Ciku. zaten Afrika olsa <laughs> tamam, o da Mart kadar. Şubat başında dönmüş olacak. Yani Sanki Bonucci'yi eklerse Fenerbahçe başka bir pozisyondan yabancı yani ya çıkartabilir. Yani ya Kent'i çıkartmış olacak. Ya Kent'i ya, Joshua King'i çıkartmış evet, yani olacak. Kent çok, muhtemelen gidiyor zaten. Ciddi matematik var orada yani. O üzerine yani çalışılması gereken lazım. bir konu. Artı bir de Fenerbahçe'ye kadroyu yaparken 3 tane bek rotasyonuyla kadroyu şekillendirmişti. Hmm. Bence Mert'in ne olursa olsun her türlü dahil edilmesi gerekiyor UEFA konferans bu, ligi, listesine. ligi listesine. Yani e, transferi yaparken, lig için düşünürken aynı zamanda konferans ligi açısından da düşünmek lazım. Bence bu kadro e, kuruluş şekliyle finale doğru da gitmesi gereken bir kadro haline bürünüyor. Galatasaray-Sivas-Teplas. Şimdi iki takımın 11'leri hazır. Bora Füsunoğlu yönetmenimiz rica edelim. Muhtemel 11'leri. Galatasaray'da teknik direktör Okan Burun, M.S. yapı Sivaspor karşısına nasıl bir 11 ile çıkacağını merak ediyoruz. Karşılaşma saat 17'de oynanacak biliyorsunuz. Önce ev sahibiyle başlayalım. Peki, <laughs> kalede Ali Şaşal, deneyimli bir kaleci Ali Şaşal. Alaaddin sağda solda Uğur, iki stoper Osman Paşa Caner ve apından Goye, Kasarsis önderinde ve Hakan. Samsayis göbekte, Rodriguez sağda, solda Barov, ileride Koyta. Tabanca gibi bir takım. Yani kim ne derse desin. Ee, yani Reymanay'ın olmadığı bir dezavantaj. Çok büyük son dönemlerin şey en formda forvetlerinden birisi ligde. İyi bir geçiş kadrosu bu arada. Şey de yok. Ee, NG, NG ENG diyorum ama Samsun'da o da, da her şey. o da yok. Ciddi bir geçiş kadrosu bu kadro ileri hat itibarıyla. Hmm. Hızlı bir kadro. Evet. Peki sarı kırmızılı takım nasıl bir 11'le çıkacak? Muslera, Kaan Ayhan, solda Kazımcan, iki stoper Nelson Bardakçı, önlerinde Kerem Demirbay, Toreyra, sağda Zaha, solda Aktürkoğlu, Göbek'te Mertens, ileride Dervişoğlu Halil. 4-2-3-1. Yani bu değiştirebilir tabii mesela burada. Hani Zaha sol, sağ taraf Aktürkoğlu. Yani sağda çok olmadı. Son <laughs> maçta zaten yer değiştirdiler. Yine Kerem solda başlamıştı. Bence Kerem zaten solda başlamalı. En iyi oynadığı yer. Mertens çok etkisizdi. Ee, son haftalarda ciddi bir form düşüklüğü var evet. Mertens'te. Kaan bence sabekte hiç sırıtmadı. Ee, ve yine aynı şekilde Boyen'in yokluğunda sakatlığı varmış. Saşa Boyen'in ki transfer konuları da çok konuşuluyor Boyen açısından. Ee, Kaan 3 mevkide de şu ana kadar oynadığı 3 mevkide de verim alınan bir oyuncu ne oldu olacak. Kaan transferi açısından. Yani oyuncu açısından da hoca açısından da artı yazılacak transfer. Stoper dediğiniz Stoper'de oynadı. Torreira'nın yanına koyduğunuz çok iyi maçlar çıkarttınız. Boya yokken iyi bir sabit performansı izledik Kaan'dan. Kazımcan artık zorunlu çünkü Barış Alper cezalı, cezalı durumda. E, Torreira'nın dönmesi çok önemli. Galatasaray'ın bence hücum savunma dengesine, o mihenk taşı denilen... Aynı e, Fred noktada. gibi. Aynı Fred gibi, çok benziyor. Ben hocadan bir diziliş değişimi bekliyorum bugün. Şöyle bekliyorum. İlk kez belki bu sezon elinde 3 tane formda merkez oyuncusu var hocanın. Forayre, Kerem Demirbay ve Endombele. En azından sezon başına göre daha iyi durumda. Kerem Demirbay ve Endombele. Evet, Galatasaray'ın başında Okan Hoca belki de hiç tercih etmedi 3 merkezli orta sahayı. Mutlaka iki merkezle orta sahayı tutup forvet arkasına bir oyuncu kullandı sürekli. işte. Mertens'i kullandı, Zaniolo'yu kullandı, Kerem, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Ziyeş... hep böyle hocanın değiştirdi. Değiştirdi ama hep böyle iki merkez artı bir 10 numara şeklinde bir düzeni vardı ama bu kez hem Mertens, Mertens'in formsuzluğu hem maçın zorluğu hem de elindeki oyuncuların form grafiğine bakarak ben sanki bir 4-3-3 hocadan ilk kez bekliyorum bugün. Yani Torreira'nın 6 numarada olacağı, Kerem Demirbay'ın sol iç, Enno Mede'nin sağ iç olacağı bir düzen. İleri uçta bir değişiklik beklemiyorum Zaha, Kerem ve Halil Dervişoğlu. Ama bugün bir böyle bir sürpriz bekliyorum hocadan. Çünkü Yusuf Kenan da söylediği gibi yani Mertens ciddi formsuz. Evet. Maçın e ee, Senaryosu <laughs> şöyle olacaktır. çok temaslı bir maç bekliyorum bu arada hani çok da mertens uygun bir maç olmayacaktır. Tamam. Sert, sert hava şartları, şartları rakipte sert bir rakip olacak ee, Sivas o yüzden de böyle bir şey bekliyorum bence de doğru olacaktır bu hani daha dirençli bir merkez adına ee, çünkü Galatasaray'ın puan kaybetmesi ligde bu çok dengeyi değiştirebilir bence. E, iyi, tabii. Hani şu anki iki takımın oyununa baktığımız zaman Sanki Galatasaray şöyle bir 3-4 puan geriye düşerse dönüş çok kolay olmaz şu oyunla. O yüzden de Galatasaray'ın kazanarak gitmek zorunluluğu var şu anda. Sivas, Sivas Spor'un kadrosu az önce geçişe çok müsait dedin. E, Sivas Spor biraz topu bırakacak. Şimdi Bülent Uygun'un daha önceki takımlarda oynattığı futbolda göz önünde bulundurursak çok topa sahip olma derdi olan bir teknik değil. direktör değil. Kayseri'de öyle yaptı. Kazanılan yani. 3 1lik maçta verdi evet, Kayseri'ye topu. direkt hücuma gitmeyi tercih ediyor. Galatasaray'ın çok sevdiği bir kabı. senaryo değil bu. Evet, Galatasaray'da set hücumunda maalesef son dönemde çok üretkenlik sağlayamıyor. Bunu Konya Spor karşısında da gördük. Yani yerleşti rakip yarı Galatasaray ama istediği pozisyonları bulma, bulduğu pozisyonları değerlendiremedi. İstediği kalitede pozisyon bulabildiğine çok emin değilim. Ee, o yüzden burada kaybedilecek toplarla ilgili sıkıntı olabilir. Ama Torreira'nın dönüşü bu konuda büyük avantaj. Çünkü Torreira olmadığında merkezden çok çabuk delinen e, ve ciddi anlamda kaleye rakibin akmasına sebep olan bir boşluk oluşuyordu. Kerem Demirbay'ın e, yükselişte olan bir form grafiği var. Onu unutmayalım. Bence savunma direnci açısından önemli. Bana göre fazla faal yapıyor. hani Faal sayısı bir orta Biraz sahaya göre fazla. Biraz şundan kaynaklı olabilir mi? Yani kariyerinde belki hiç... ...olmadığı bir oyunu oynuyor şu anda. Hiç olmadığı kadar defansif oynuyor. Çok oldu, defansif kesin. oynuyor, çok temas ediyor. Hiç evet. buna alışık değil normalde. Kerem'in en meziyetli işi oyun kurmak. Şu mu senaryo peki? Sana sorayım. Ee, Hakimi'yi yedeklemek için... ...transfer etmeyi düşünüyor ya... ...Şaşa Şaşo boyu, Bey. sen Germain. <laughs> Doğru. Kaan'ı artık tamam sen bu sağ beklesin. Yok, yok. Yok yeni yok. bir sağ bek gelir. Ya da Dübuğa'yı getirtmeye çalışıyor. Ben zannetmiyorum yani. Çünkü da... Başakşehir'in bırakacağını zannetmiyorum da... Ee,